Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar, bugün çok şahane bir model göstereceğim size. Bu oyayla hiçbir tığ oyası, iğne oyası da zariflikte yarışamaz kızlar. Bu göstereceğim oyayla inanılmaz şahane oldu. Bu oya da şöyle kum boncuklu bir oya. Pembe boncuklar, içindeki pembe renk boncuklar gri, kendi rengini kullandım. Oyanın yapımında aslında bu yazmaya ben şöyle kenarını gitmiştim, bitirmiştim komple kenarına. Bitirmiştim. Bunu bitirmiş olmasaydım bu oyayı bu yazmaya yapardım ben. Kalemimiz bu şekilde. Şimdi oyayı göstereyim sizlere. Oyamız da bu şekilde. Bakın. Bunu şimdi hem yapacağız hem de ütüsünü nasıl yapacaksınız onu göstereceğim. Ütüsünü şöyle yazmayı bir kenara çekeyim. O kadar güzel oldu ki oya, o kadar hoşuma gitti ki benim. İğne oyasından çok çok zarif bir oya. Tekrar bu gri pembe çiçekli bir yazma alıp bunu yapacağım, inanın. Bir de İnanılmaz kolay bir yapımı var. Çok güzel. Görünümü de çok şahane. Şöyle göstermelere doyamadım kızlar. Harika oldu oya. Şimdi oyanın yapımına geçelim. Şuradan yapımına geçelim. Hemen şu alttaki tığ battılar. İkişer zincir çekerek yapılmış. Şuraya sabitleyeyim. Önce dönerek ve bir zincirimi çekiyorum. 2 3 4 5 tane zincir çektim. İlmeğimi uzatıyorum, kalemimi alıyorum. Kalemin tepesine taktım. Şimdi hemen altındaki şöyle ilki birazcık şöyle dönüyor ama diğerleri güzel oluyor. Altındaki zincirin içerisinden tığımı batıyorum. Bir tane zincir ilmik alıp yine kalemin tepesine takıyorum. Yine aynı yerden tığımı batıyorum. Buraya 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Buradan bir tane tığ battı atlayarak hemen yanındaki tığ battının içerisine tığımı batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. İlmeğimi uzatıp kalemin tepesine takıyorum. Hemen bir altındaki zincirin içerisinden tığımı batıyorum. Bir zincir çekerek ikinci ilmeği alıyorum. Tekrar aynı yerden batıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekip bir tane tığ batısı atlayıp hemen yanındaki tığ battının içerisine batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Kalemin tepesine taktım. Hemen bir altındaki zincirimden ilmeğimi aldım. Üzerine bir zincir çektim. Kalemin tepesine taktım. Tekrar geçiyorum aynı yerden. 1 2 3 4 zincirimi çekip bir tane tığ batısı atlayarak hemen yanındaki tığ battının içerisine batıyorum. Kadar yeterli modeli göstermem için. Bu şekilde bakın, alt kısmını yaptık. Şimdi bunun üst boncuklu kısmını yapacağız. Şimdi bunu kalemden çıkarıyorum. Bakın bu şekilde kalemimizden çıkardık. Şunu boş bırakıyoruz bakın kızlar, çünkü şu kenarını gelirken bunu buradaki kenarla birleştireceğiz.
Bu boş bırakılıyor. Oyaya başladı mı? Şu iki taneyi bu şekilde aldım bakın. Buraya bir, iki, üç, dört tane zincirimi çektim. Bir tane boncuğumu akıtıyorum. Hemen buradan kapatıyorum. Tekrar bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Buradan düz kısımlarından diğer ilmeğime geçiyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Boncuğu akıttım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şu kenardaki ilmeklerimi bu şekilde birleştirdim. Bunu aslında ters kısmından gitsek düz kısmı buraya düşecek. İplikli ya sanki boncuk diğer tarafıya düşüyor. Dört zincirimi çekiyorum. Hemen şu iki ucu birleştiriyorum. Bunun tamamını bitireyim. Bir de beraberce ütüsünü yapalım ve bakalım. Şimdi buradan bakın, şurada bir tane boşluk bırakmıştım, değil mi? Yazmanızı normalde bitirdiniz. Şu kısım şuraya gelecek. Bakın bir tane de boşluk burada kaldı. Gördünüz mü? Şöyle bununla uç uca yazmanızın yani köşe kısmından birleştireceğiniz zaman bununla da bunu birleştireceksiniz. Buradaki tek kalanları birleştireceksiniz. Daha sonra şunun dibine batıp oyanızı tamamlayacaksınız. İnşallah burada ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Şöyle şuradan tek değil de böyle diğer köşe kısmına ulaştığınızda şu kısmı da birleştirerek oyanızı bitireceksiniz. Şimdi bu oyanın bakın bu şekilde gözüküyor yapımı. Şimdi bunu ütüleyelim beraber. Şimdi yaptığım oyanın ters tarafını bakın şöyle çevirdim. Ters tarafını çevirdim. Şu tek tek şuradaki boncuklardan ucundaki boncukları tutuyorum. Yukarı yukarı önce bir düzeltmemi yapıyorum. Yapacağınız zaman böyle teker teker bir kenarını serip bu şekilde önce düzeltmesini yapın. Daha sonra şuraya bir peçete sereceğim ben yazmamı yakmasın ütü. Ben oyanın değil de yazmanın üzerine seriyorum ki yazmaya zarar vermesin diye. Yazma da biraz ince bir yazma. Ütüm ısındı. Şimdi bakın ters tarafından yukarı yukarı ütünüzü vurun. Zaten bu kendi şekil alıyor kızlar. Çok bir şey yapmanıza gerek yok. Şu dönmeyen kısımları elinizle düzeltip iyice şöyle yukarıya çekerek bakın. Şimdi alanım kısıtlı. Doğru düzgün de yapamıyorum. Gerçi bunun ütüsünü ben de şöyle yukarıya doğru ittiriyorum. Bakın şuralarının çekmesi için. Yukarı yukarı. Bu şekilde yukarıya doğru ittirerek ütüledim. Tam da güzel bir ütü olmadı. Ancak bu şekilde oldu kızlar. Alanım kısıtlı. Bakın. Böyle bir oya. Gayet hoş. Bu bittiğinde inanılmaz harika oluyor kızlar bu oya. Şu uçlarının daha ütüsünü doğru düzgün yapamadım ben. Şöyle düzeltip de düzgün bir ütü yapıldığında şahane bir şey çıkıyor ortaya. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.